Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlar. Günümüz aydın, işlerimiz bereketli olsun inşallah. Bugün sizlerle mesleğimiz adına alınan tarihi bir kararın yasalaşması ve bunun mutluluğunu paylaştığımızı paylaşmak istiyorum sizlerle. Yıllarca sektörümüzde sektör liderlerinin, temsilcilerinin mücadelesini verdiği erkek berberi, bayan kuaförü ve güzellik uzmanlarımızın haftada bir gün izin günü talebinin, yani Ticaret Bakanlığımıza, üyelerimizin bize gelen talebiyle ve bizlerin sunduğumuz dilekçelerle ve yoğun bir baskımızla şükür ki bunu 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren uygulamaya girildi ve yasamız onaylandı. Burada bizim meslek gruplarımız için tarihi bir karar, çok önemli bir karar. Bazı arkadaşlarımızdan bunun çok geçerli olmayacağını ve sıkıntılı bir anlar yaşanacağını dair söylenenler var. Değerli arkadaşlar, bu yıllarca ve kuaförlerimizin istediği bir talep olduğu için ve biz liderlerin de mücadelesiyle çıkartılmış bir karardır. Bundan dolayı biz çok mutluyuz, çok sevinçliyiz ve bunu bizim dönemimize denk gelmesi, bizim mücadelelerimizin de sonuç vermesi bizi çok mutlu etti. Kararın ne olduğunu söyleyeyim mi? Ticaret Bakanlığımız bu kararımız şu, meslek gruplarımızın haftada bir gün eşit bir şekilde herkesin dükkan kapatması. Ticaret Bakanlığımız burada illere yetki vererek haftada bir gün izin gününün illerde seçilmesini söyledi ve odalarımızın valiliğe sunup günlerinin işleme konulmasıydı. Biz de burada şeffaflık olsun diye değerli arkadaşlar günleri kendimiz tayin etmedik. Oylamayla meslektaşlarımızın bize verdiği oyla salımı pazar mı istiyorlar diye oylama yaptık. Oradan çıkan sonuçla biz bunu pazar günü olarak bağladık. Yani biz burada ben ve yönetici arkadaşlarımızın görevi topluluktan çıkan sonucu uygulamaktır. Tabii bazı arkadaşlarımız bunu karşı geldiler ama demokrasiye saygı duymak lazım. Biz sandıktan çıkan oylamayı uyguluyoruz. Bir meslektaşımız çok saçma sapan bir yorumlar var. Tabii burada onları da üzülüyorum. Neden diyor kenar mahalle bayan kuaförle oylama yaptı da merkezdekiler yapmadı? Yani bu kadar duyarsız bir meslektaşım duyarsız bir yorum yapabiliyor. Eskişehir'de komple biz mahalle gruplarımız var. Her mahalledeki bayan kuaförlerinin oy kullanmasını sağladık. Hiçbir zaman mahalleyi merkez veya çarşı diye ayırmadık. Herkes oyunu kullandı burada. Ve oylamada çıkan karara da lütfen saygı duyulmasını istiyorum. Şu anda hala niye salı olmadı pazar? Pazar olmasaydı salı olsaydı. Muhabbetleri var burada. Değerli arkadaşlar, siz meslektaşlarımızın seçtiği günle biz bunu uygulamakla mükellefiz. Ve bundan sonra Eskişehir'imizde bayan kuaförü, erkek kuaförü ve güzellik uzmanlarımız pazar günleri kapalı olacaklar, hizmet vermeyecekler. Burada düğünler için geçerli mi? Nasıl? Bu kural düğünler için geçerli mi? Şimdi burada esneklik var. Şimdi şu, kesinlikle esnafın kazancına bir sekte vurmak değildir. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet taşlarında, damat taşlarımızda odamız tarafından izin verme yetkimiz var. Burada odamıza gelip meslektaşlarımız davetiyeli izin alabiliyorlar. Burada daha önceki alınan mesleki kararlar gibi basit bir karar değil, bakanlığımızın aldığı bir karar. Bunun denetlemesinde kolluk kuvvetlerimiz yapacak. Zabıta ve polis. Ondan dolayı değerli meslektaşlar lütfen buna uymanız gerekiyor. Uymadığınız takdirde yasal işlemlere cezaya maruz kalabilirsiniz. Sizin belgelerini nereden alacaklar? Odamızdan alabiliyorlar. Biz bunu düzenledik kolay bir şekilde zorlamadan. Burada BEMA yönetici arkadaşlarımız bunu sevinçle karşıladık. Neden haftada bir gün izin günümüzün ve pazar olması? Değerli arkadaşlar, bizim mesai saatlerimiz çok uzun. Sabah 9'dan akşam 1-2 yılda sunabiliyor ve haftanın 7 gün çalışılıyor. Ailelerimizle fazla vakit geçiremiyoruz. Ondan dolayı bunun kanun olması ve pazar günü istirahat etmemiz aile birliği ve dirliğimizi ayakta tutmak için çok önemli bir karar. Ve ondan dolayı biz oda olarak bu kararın arkasındayız ve bunu uygulamak olarak yükümlüyüz. Başkanım, günün belirlenmesinde yaptığınız oylamaya kaç kişi katıldı? 415 kuaförümüz katıldı. Kaç üye var? Toplamda oda üyeniz mi, kuaförler mi? Üyemiz. 1700 üyemiz var ama hepsi kuaför berber değil. Erkek berberlerimiz oylama yapmadık. Çünkü erkek berberlerimiz ben gezdim sağdan abisini yokladım. %99 oranında pazar istiyorlar. Ondan dolayı bayan kuaförlerimizde salı ve pazar istem olayı olduğu için bunu da Başkan Vekilimiz Gülkan Bayraktar, bayan kuaförlerinden ve güzellik uzmanlarının sorumlu, ona da yoğun talepten dolayı tekrar bir oylama açtık. Dedik ki sizlerden gelen taleple biz uygulamayı yapalım. Ve bu oylamada da pazar günü çıktı arkadaşlar. Bir de cezayı yaptırım dediniz. Bunun kapsamı belli mi? Para cezasında nasıl bir cezası var? Ne kadar? Yani ilk uyarıda uyarı var. İkinci de para cezası. Üçüncü de kesinlikle bir daha pazar günü izin alamıyorlar. Anladım.
bu güvenli suistimal olduğu için. Ruhsat iptaline giden bir süreç yok yani. Yok öyle bir süreç yok ama bir daha pazar günü için izin almayacaklar.